Asmalı sahneden bahsedelim istiyorum. Asmalı sahnede neler yapıyorsunuz? Şu anda 150 yıllık bir binanın içindeyiz. Asmalı sahne bir performans sanatları merkezi aslında. Yani tam olarak tiyatro sahnesi olarak tanımlamıyoruz biz burayı. Çünkü bundan önceki dönemlerde evet sadece tiyatrolar yapılmış. 2014 itibariyle Asmalı sahne adıyla biz devam ettiriyoruz. Burada şiir dinletileri, workshoplar, dans atölyeleri, tiyatro oyunları ve akustik bazı konserler, konsept konserler yapıyoruz. Çok amaçlı bir salon diyebiliriz. Sahibenin konusunu bir de sizden dinleyelim. Sahibe Paul Watson'ın bir oyunu. İki sene boyunca Broadway'de oynanmış. Türkiye'de ilk defa Elif Baş'ın uyarladığı bir oyun. Biz daha çok insan ilişkileri üzerinden güveni sorguluyoruz sahibede. İki tane çiftimiz var. Bu çiftler arasındaki sıkıntıların nasıl birbiriyle bağdaştığını ve her bir karakterin kendi içindeki yolculuğunu anlatıyoruz. Birazcık değişik bir oyun diğer oyunlara nazaran. Daha güçlü ve daha sert karakterlerin olduğu bir oyun. Her bir karakterin kendi derin hikayesi var ve onun için prova sürecimiz de çok eğlenceli ve o kadar da zor geçti aslında prova aldığımız zamanlarda. Çünkü o karakteri arayış ve o karakterin zorlukları içerisindeki sıkıntılarla mücadele çok keyifliydi. Oyuncuların kendi serüveni açısından da çok keyifliydi. Keyifli ve eğlenceli bir oyun. Ben sahibede Alice'i oynuyorum. Alice ressam fakat yaratıcılığını kaybetmiş, yaratamayan bir ressam. Çok varlıklı bir yaşantının içinde aslında çok yoksunluk çekiyor. Ben çalışırken çok keyif aldım. Yani onunla empati kurmaya çalışırken çok keyif aldım. Yani o ressam, ressamdan önce hiç oynamamıştım. Bu benim için çok ilgi çekiciydi. Ben Alice'in çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Belki tekst ilk okunduğunda öyle hissedilmeyebilir. Ama ben çok eğlenceli bir kadın olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Aslında bütün o mutsuzluğun içinde her şeyle çok güzel alay ediyor. Hikayesi en sert değişen karakterlerden biri diyebilirim bu oyunda. Güvenli alanından büyük bir cesaretle çıkıyor. Ve bir oyuncu olarak o değişimi, o sert değişimi oynamak da heyecan vericiydi benim için. Sizden de alalım. Sizin rolünüz nedir? Ondan bahsedelim. Ben oyunda Harry'yi oynuyorum. Harry, ya öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim oyunumuzda Sinan arkadaşımız söyledi. Tekste aslında bir takım güven sorunlarını ele alıyoruz. Karakterlerin birbirine güvenlerine. Ama öncelikle ben ekibe girmek ekiple ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tam tersine o kadar birbirine güvenen, hatta neredeyse yeni tanışan insanlar olarak çok garip bir şekilde baştan böyle herkes her şeyini ortaya serdi ve öncelikle biz bir güven oluşturduk. Tekst bir güven arayışını sorguluyordu ama biz o güven arayışını başta bulduk. Birbirimize güvendik ve yola çıktık. Siz bahsetmiştiniz. Türkiye'de ilk kez oynanan bir oyun. Öyle değil mi? Bu size ne hissettiriyor? İkinize de soracağım aslında. Aslında size de öyle. Hani nasıl bir his? Sonuçta ilk kez sahnelenen bir şey bu oyun. Tabii ilk kez olması... Yani mesela şunu düşünüyorum. Acaba hani birkaç yıl sonra, ne bileyim, ya da 10 yıl sonra biri sahnelediğinde hani bizi izlemiş olacak belki, ya da bir daha, yani ilk biz sahnelediğimiz için mutlaka bir bahsi geçer diye düşünüyorum. Acaba ilham kaynağı olur mu, ya da o ne hisseder, onu merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de ben öyle hissediyorum. Yani daha önce bir oyun oynandıysa onu ilk oynayan o karakteri kim oynamış, nasıl oynamışlar, bununla ilgileniyorum. Bu yüzden aslında hoşuma gidiyor ilk oynuyor olmak. Hani güzel bir şey bence bu. Daha önce de oynamıştım bir oyunun ilk premierini, yani Türkiye'de yapmıştık. Bu güzel bir şey. Bir de cesurca bir şey. Hani cesaret. Evet, çünkü oyun da biraz cesaret isteyen bir oyun. O yüzden aslında sahnenin hani bunu yapmış olması da çok güzel bence. Peki siz? Şimdi katılıyorum söylediklerine diye başlıyorum. Cesaret konusunda evet, cesaret isteyen bir oyun. İlk olması konusunda da daha bir şey hissetmiyorum. Aslında şöyle, neden hissetmiyorum? Gerçekten cesaret isteyen bir oyun oynuyoruz. Hatta kendi aramızda konuştuğumuz zaman bu oyunu turneye de çıkartalım dediğimiz zaman ya İstanbul'un dışında olabilir mi acaba falan diye sorular geliyor aklımıza. Sorular gelmiyor, olmaz deyip bırakıyoruz. Evet, ama işte siz ne yapıyorsunuz dedikleri zaman ya da diyenle karşılaşırsak, işte o zaman ilk oynama
ilk oynadığımız için ne hissedeceğimi belki o zaman düşüneceğim. Şu anda bir şey düşünemiyorum. Evet, siz de oynuyorsunuz oyunda. Siz ben de... kötü adamım. Bu oyunun en sevilmeyen karakteri benim. İtiraf ediyorum. Beni sevmiyorlar. Şu arkadaşla aramızdaki diyalog hiç başından beri iyi olmadı. Harry ile yani oyundaki. Aslında zeki bir adam. Ben Morton oynuyorum oyunda. Zeki bir adam. Başarılı bir adammış. Ama biraz önce Tarık'ın da söylediği gibi hep başkası olmaya çalışmaktan bir türlü kendini bulamamış karakterlerden biri. Bu onu sertleştirdi gittikçe. Sevgilisine karşı sertleştirdi. Belki ailesine karşı, dostlarına karşı sertleştirdi. O yüzden oyuna girdiği zaman seyirci ilk olarak Morton'dan bana göre çok nefret ediyor. Herkes de olduğu gibi oyunun sonunda Morton da yine kendini buluyor. Kim olduğunu keşfetmeye çalışıyor ya da. Sonunda onun bir anda Morton'da bu hale mi geldi? Nasıl olur diye seyirci çıkarken kendi kendine sorular soruyor. Sahibeye gelince seyirci şunu hissedecek. İlk önce bir kere kapıdan girdiği anda bu kadar küçük bir mekana böyle bir dekor nasıl olmuş? Yani şimdi çok da tiyo vermek istemiyorum ama aslında hiçbir şey yok. Fakat çok şey varmış gibi gözüküyor. O bizi mutlu ediyor. Çıktığında hani bazen olur ya bir film izlersin. Çıktığında ya onun repliklerini sayıklıyor olursun ya da ya şöyle bir kadın mıydı ya da böyle bir adam mı var mıydı diye onu bir düşünürsün. Biz çıkan bütün arkadaşlardan, bütün seyircilerden aynı duyguyu hissediyoruz. Yani onlar her çıktığında ya film hiç bitmese diye hissettik diye çıkıyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Şimdi 21 Eylül'de var önümüzdeki ilk oyunumuz. 28 Eylül'de var. Sonra sahibenin bir günü var. Sezon boyunca her çarşamba saat 8.30'da Asmalı Sahne'de oynayacak. Yani internete girip bakmaya gerek yok. Çarşamba gününe denk geliyorsa 8'de buralardaysanız 5.30'da oyuna gelebilirsiniz diyorum. Herkesi bekleriz tabii ki. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.